Evet, şu an bataryayı doldurmaya çalışıyor arkadaş. Manuel şarj ediliyor bu bataryalar. Bununla bu research araştırma istasyonunu şarj edeceğiz ve araştırmalara başlayabileceğiz. Araştırmalar çok fazla su istiyor. O yüzden su toplamamız da gerekli. Bunların önceliğini bir arttıralım. Üç karenin önceliği 8-8 yapalım. Bunun da önceliğini 6 yapalım. Araştırmalara başlayalım. Evet, burada araştırmayı seçmemiz gerekiyor. Hangi araştırmaları yapacağımız. Burada araştırma penceresi var. Birçok araştırma. Burada nereden başlamamız gerekiyor? Şimdi öncelik verebileceğimiz yerleri söyleyeyim ben size. Öncelikle lavabo, plumbing sistemi ve sabit lavabolar. Yani bu lavabolar boru bağlantılarıyla normal bir lavabo sistemi. Şu an mevcut lavabolarda tuvalet dolunca elle o tuvaleti boşaltmaları gerekiyor ve katı yakıt, katı pislik çıkarıyor. Bu tuvaletler suyla çalışıyor. Bu tuvaletlere geçmek bizim için büyük bir rahatlık sağlıyor ilk etapta. Buraya öncelik verebiliriz. Ya da ondan önce bir yemek masası yapabiliriz. Yemek masası da önemli. Biz öncelikle bir yemek masası yapalım. Artı burada farming kısmını araştırmış oluyoruz. Yiyecek ekim işlerini yapabilmiş oluyoruz. İlk etapta biz şu yemek masasının araştırmasını yapalım. Bir duplicantlarımıza yemek masası yapalım. Daha sonra ikinci aşamada da lavaboları araştırıp oradan yavaş yavaş ileri seviye araştırmalara geçebiliriz. Şu an emir olmayınca boş duruyor arkadaşlar. Bunlara devamlı emir vermemiz gerekiyor. Buraları kazma emri verelim. Bir de şu odaları göstermek istiyorum. Şimdi rooms kısmına gelince. Burada hangi odaların inşa edilebileceği ve bu odaların ne kadar moral sağladığı. Mesela burası barracks olmuş. Artı bir moral diyor aşağıda efektlerde. Burası da latrin olmuş. Burada işte latrin artı bir moral. Bunu washroom'a çevirdiğimiz zaman artı 2 moral olacak. Bu barracks'ı bedroom'a çevirebilirsek artı 2 moral. Vesaire. Bu odalara girip çıkınca duplicant'larımız moralleri artıyor. Ve moral bize uzun vadede çok taşıyan bir özellik. Morali düşük olanların stresi çok fazla artıyor ve stresten zarar görmeye başlıyorlar. İş yapamıyorlar. Streslerini düşük tutmak için morallerini yüksek tutmamız gerekiyor bizim. Tüm duplicant'larımızın. Buraları kazıp kaynaklar elde edeceğiz. Şurayı kazarsak sular aşağıya inecek çünkü burada kum var. Bunları kazmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu suların hepsini aşağıya indiririz. Evimizi su basar. Burayı kazarsak. Onun önüne geçmek için şimdilik biraz alt katları kazalım. Buraya yine 4'e 4 odalar inşa edeceğiz şu şekilde. Boydan boya kazabiliriz, hiçbir sakıncası yok. Şuralara çok girmememiz gerekiyor. Sular bu taraflara akmasın. Şu kaynağımızı daha sonra en aşağıya kadar indiririz. Yani burada uzun kazma emirleri şimdiden verebiliriz. Böyle aşağıya kadar ve 4 katlı odalar şeklinde. İlk etapta bol miktarda kazarak geçiyor oyunumuz. Kazı yaparak geçiyor. Evet, şurada bir araştırmayı daha tamamladık. Şu an yemek istasyonlarını, yemek masalarını pardon, yapabiliyoruz. Şu an bir sonraki araştırmamız dediğim gibi tuvaletler olacak. Tuvaletleri araştırmaya başlayalım. O arada da masa inşaatımızı yapalım. Bize şu an bir tane yemek salonu lazım. Yemek salonu için uygun bir yer bulmamız gerekiyor. Neresi olsun? Şu an tuvaletin üst katı olabilir. Alt katı olabilir. Mutfak da yapacağız bir tane ileride. Mutfağa yakın bir yer olması tercih ediliyor. Genel olarak. Şurayı mutfak yaparsak belki şurası mutfak olursa burası yemek salonu ideal olabilir belki. Olabilir. Şurayı yemek salonu yapalım biz. Mutfağın alt katını. Banyonun alt katını. Buraya bir tane kapı var. Buraya şu an yemek masaları yapabileceğiz. Yemek masalarını da nasıl yapalım?
Evet, yemek salonu bu şekilde olacak. 12 kişilik tasarladım. Bu kadar yemek masasına şimdilik gerek yok tabii. Şimdilik şu kısımları iptal edelim. Tamam, bize şu 4 kişilik kısmı yeterli. Geri kalan kısmını sonra inşa ederiz. Burada bir konuya değinmek istiyorum. Burada bizim yapacağımız yemek salonu. Burada 16'ya 4, yani 64 karelik odalar tercih ediyoruz biz. Mess hall en az 12 kare, en çok 64 kare olacak diyor. Ve de diyor mess table bulunmak zorunda. Şu an bizim yapacağımız oda bu artı 3 moral şartını sağlıyor. Artı 6 moral almak için 64 kare, 32 ile 120 arası olacak diyor. Bu şartı sağlıyoruz. Artı 20 dekoru istiyor. Artı 20 dekoru sağladığımız zaman bizim bu yemek salonumuz Great Hall halini alacak. Onu da sağlamaya çalışacağız. Moral önemli dediğim gibi bu oyunda. Moral arttıracak şeyler derken ilk duplicant'ımız geldi. Şimdi bunu seçeceğiz. Bu çok iyi özelliklere sahip kişi gelmezse almamıza gerek yok. Duplicant sayımız arttıkça oyun zorlaşıyor. Çok hızlı büyümeye çalışmıyorsak, güzel bir duplicant bulmadıkça almamıza gerek yok. Şimdi bakıyoruz. Bu arkadaş araştırma yapamıyor ve düşük air consumption, hava tüketimi oranına sahip. Çok güzel bir özellik. Supplying yapabiliyor, decorating yapabiliyor, building yapabiliyor. Bence çok iyi bir duplicant. Bu şekilde bir tercih ilk duplicant'ımız için. Bu da farming. Aslında yiyecek yetiştirme konusunda bunu tercih edebiliriz. İnşaat ve tidying özellikleri var. Doktorluk yapamıyor. Bu da güzel. Ama ben şu an air consumption rate'e sahip bir duplicant bulmuşken bunu kaçırmak istemiyorum. Bunu dördüncü duplicant'ımız olarak tercih ediyorum. Oyunu burada kaydedip tekrar bu blueprint kısmına tıklarsanız her seferinde farklı duplicant'lar gelebiliyor ama hile gibi olduğu için ben oyunu kaydedip buradan farklı bir şey seçmeye çalışmıyorum. Elimde ne varsa onunla ilerlemeye çalışıyorum. Burada duplicant tercih etmiyorsanız işte critter dediğimiz buradaki evcil hayvanlar, critter yumurtası tercih edebilirsiniz ya da işte bu şekilde nadir bitkilere ait şeyleri tercih edebilirsiniz, tohumları vesaire. Ama şu an iyi bir duplicant geldiği için ben bu duplicant'ı tercih edeceğim. Dördüncü duplicant'ımız geldi şu an. Burada duplicant skill. Bir tane özelliği artan duplicant varsa buradan onun seviyesini arttırabiliyoruz. Şu an yeni gelen duplicant'ımız artı bir level almış halde geliyor. Bunu nereye harcayabiliriz? İnşaata harcayabiliriz. Carrying kısmına harcayabiliriz. Ağırlık kaldırma. Ben şimdilik ağırlık kaldırmaya ya da art kısmına, sanat eseri yapabilmesi için. Buna da verebiliriz aslında. Şu an bizde art yapan yok. Bunun arta verelim. Bu bizim artistimiz olsun. Şimdi şapkasını da veriyoruz bu şekilde. Artist şapkası veriyoruz. Özellik arttırdığımızda yeni şapka kazanıyor duplicantlarımız. Bu bizim şeyimizin artisti olsun. Bir tane artist gerekiyor her şeyde, her kolonide. Sanat eserlerini vesaire yapabilmemiz için. Bu arkadaş bizim artistimiz olsun. Gördüğünüz gibi morali şu an moralsizliğinden daha yüksek. Bunu hep bu şekilde tutmamız gerekiyor. Stres seviyelerinin artmaması için. Yani yeni arkadaşımız geldi ve burada yeni özelliklerine ve şapkasına sahip oluyor. Yani yemek salonu inşaatımız da sürüyor. Şimdi hemen yeni biri geldiği gibi bunun hangi schedule'da çalışacağına karar vermemiz gerekiyor. Yani burada kalabilir, sıkıntı yok şu an. Her schedule'da 2 kişi yapacağız ilk etapta. 8 kişi. Şimdi haritadaki oksijen miktarı. Oksijen çok azalmış. Şu an oksijen bulunan herhangi bir yer yok. Adamların oksijen seviyesi çok düşük. Şu an alt kata bir oksijen kaynağı yapalım. Yoksa adamlar boğulacak yakında. Şuraya bir tane oksijen kaynağı. Ve bu oksijen kaynağına bir yandan elektrik sağlamamız gerekiyor. Alt kattan veriyorum ki oksijeni alt katlar oksijensiz kalmasın. Bunun güç kaynağını da şuradan buraya ulaştırabiliriz. Şuna bir öncelik verelim. İnşaata 9 öncelik verelim şöyle.
Öncelikle şurayı yapsınlar. Kabloları yapsınlar. Evet, oksijen aletimiz şu an içine algea konması gerekiyor. Evet, algea getirilmesini bekliyoruz şu an. Algea geldi ve çalışmaya başladı oksijen kaynağımız. Şu an burada gaz yayılımına baktığımız zaman oksijen üretilmeye başlıyor. Üst katlarda zaten oksijen var ama gramı çok az. Barely breathable. Zar zor nefes alınabilen seviyede. Şu an bu bizim oksijen seviyemizi tekrardan arttıracak. Zemin yapmamız lazım. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur. Sıcaklık. Base'imize yani ana evimizin bulunduğu bölgeye sıcaklık girmesini istemiyoruz asla. O yüzden haritanın sıcak olan kısımları bizim için tehlikeli kısımlar. Bu kısımları yalıtımlı duvarlarla örtmemiz gerekiyor. Çok fazla oralara yaklaşmamamız gerekiyor. Soğuk olan kısımlarda yayılmaya devam edebiliriz. Şu an hangi kısımlara yayılabileceğimizi aşağı yukarı görüyoruz. Bizim üssümüz bu kısımlara inşa edilecek. Şuranın daha fazla altına inmeyeceğiz. Buraya bir tane daha oda yapabiliriz. Suya girmeden. Şuraya ikinci bir oda yaparsak sıcaklık olan bölgeye geliyor ve tehlikeli gazlar var. Alt kısımdan üstümüzü kapatabiliriz. Veyahut da çift kat duvar yapılabilir. Ama yalıtımlı duvarımız yok şu an. Şimdilik bu kadar olsa yeter. Bir araştırmayı daha tamamladık. Şimdi bir sonraki araştırma. Bir sonraki araştırmada dekor. Dekor kısmını seçeceğiz ki yemekhanemizi üst seviyeye çıkarabilelim. Öncelikle şu saksı dekoru önemli. Onu yapsınlar. Daha sonra da su sebili yapabiliriz. Su sebili neredeydi? Onu da buluruz. Şimdi tuvalet yapımına başlayabiliriz. Tuvalet yapımı için bize temiz su ve pis su depoları gerekecek. Evet arkadaşlar, şu an tuvaletleri yapmadan önce üssümüz için iki tane su deposu yaptım ben. Bu sol taraftaki kirli su deposu olarak planladım kafamda. Sağ taraftakini de temiz su deposu olarak tanımladım. Tuvaletlerin çalışması için tesisat sistemi gerekiyor. Temiz su girecek, kirli su çıkacak. Kirli suyu da bir arıtma sistemi hazırlayacağım. Buradaki klor bulunan bölgelere kirli suyu aktarırsak bu klor mikropları yok ediyor. Klor sayesinde o mikropları arındırıp temiz su olarak onları dışarıya atabiliriz. Şu an klor en yakın burada gibi gözüküyor. Burayı tuvalet yaparsam buradan boruyla suları klorun içinde gezdirip daha sonra temiz su olarak, yani mikroptan arınmış kirli su olarak daha doğrusu, kirli su deposuna aktaracağız. Daha sonra onları da temiz suya arıtıp aktarabiliriz. Nasıl olacak bakacağız. Şimdilik kafamda tasarladığım su depoları bu şekilde tuvalette buraya yerleştireceğiz inşallah. Şimdi önce bir kazma işlemlerini bitirelim. Daha sonra tuvaletlerin tamamlanmış hallerini hep birlikte göreceğiz.
Evet, yeni bir kolonist daha geliyor. Bakalım ne gelmiş. Decreased science. İstemediğimiz özellik. Increased air consumption rate. İstemediğimiz özellik. Decreased germ resistance. İstemediğimiz bir özellik. Hiçbirini istemiyoruz. Bunların hiçbirini kolonime almak istemiyorum ben. O yüzden ikinci seferde biz bir tane hashling seçelim. Bu şekilde geçirelim bunu. Hiçbir şey, hepsini de reddedebilirsiniz. Çok önemli değil. Dediğim gibi koloniyi kontrolsüz büyütmektense hiç kimseyi almamak her zaman daha iyi tercih. Bazen çok iyi kişi gelse bile almamak iyi bir tercih. Çünkü bunlara sağlayacak yemeğimiz yok henüz. Barınak şudur budur hepsi problem oluyor, oksijen. O yüzden şu an kimseyi almamak en güvenli seçenek. Burada yavaş büyüteceğiz koloniyi, acele etmeyeceğiz. Hızlı büyümek oyundaki en büyük hata.